Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün özel 45 dakika gündem programıyla sizlerleyiz. Engelliler haftası olması nedeniyle bu haftamızı ve önümüzdeki hafta Cuma'yı engelliler, görme engelli, bedensel engelli, zihinsel engelli kardeşlerimize ayırdık. İlk programımızda pazartesi yaptığımız programda Hatay Engellinin Yaşam Derneği, Hatay Engelsiz Yaşam Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Bulat aldık. Bugün de yine görme engelli Hatay Engelsiz Sevenler Yaşam Derneği üyesi, aynı zamanda Hatay Görme Engelliler Temsilcisi Sayın Hikmet Yunus'u programımıza aldık. Bugün görme engellilerin bu programımızda da sorunlarını irdeleyip devlet yetkililerinden, hükümetimizden eksiklerimizi iletip bugün Hikmet abiyle de bu konuları sorgulayacağız. Hoş geldin Hikmet Yunus abi. Hoş bulduk efendim. 3 Aralık Dünya Engelliler münasebetiyle burada bulunmaktayız. Doğuş TV ailesine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim Hikmet abi. Önümüzdeki günlerde, geçen günlerde yani 2 gün önce Düzce'de olan deprem hepimizin içini sızlattı. Mutlaka. Hasarsız, az hasarla atlatmamız sevindirici yanı. Bütün Türkiye'mize geçmiş olsun. Geçmiş olsun bunun diliyoruz. Bunun için mimarlarımıza, mühendislerimize, hükümetimize çok işler düşüyor. Sendikalara bu konuda gerçekten el ele verip daha kaliteli binalar yapıp ülkemizde bu acı olayların yaşanmaması için en azamiye indirmemiz için neler yaparız? Bunun birlik beraberlik içinde yapmamızı dilerim inşallah yaparız da. Temelimiz Allah'tan. İnşallah. Yunus abi. Efendim. Bana özgeçmişini anlatır mısın Doğuş TV izleyenlerine? Doğuş, ya özgeçmişim işte Samandağ Aknehir'de doğdum. 12 yaşıma kadar köyde yaşadım ve sonra baktım ki köyde bir engelli yaşamamasına gerektiğini duydum ve kendimi şehre taşıdım. Çocuğunuz var mı? Çocuğum 2 tane, bir kızım bir oğlum var. Mutlu bir evliliğin var. Çok şükür Allah'a. Şükürler olsun. Ondan sonra %20 görme imkanım vardı. 80'lerde %20 görmem bittiğini öğrendim. Ondan sonra kendimi Atatürk Parkı'nda yerleştirdim. Çerez satarak. Daha çocukken. Çocukken. Peki Hikmet abi, çocukluğun nasıl geçti? Ya çok güzel. Neler yaşadın? Belli yani, bir yaşa kadar, kendini bulana kadar neler yaşadın? Yani zorluk da yaşadık. Onu zorluğu başardıktan sonra çok iyi günlerimiz yaşadık ve yaşıyoruz. Hayırseverler sağ olsun. Yani sadece hayırseverler mi yoksa senin çalışma azmin, benim, neler yaptın çocukluğunda? Köyden ayrıldın, şehre yerleştin. Köyden ayrıldığım gibi ilk mendil, cilet vesaire bunların satışına başladım. Ondan sonra Hatay'da kendimi pek satamıyorum gibime geldi. Kalktım Mersin'e taşındım. Rahmetli Ecevit döneminde 78'de sakatlık maaşının çıktığını öğrendim. Oradan geldim, maaşımı bağlattım ve evliliğe karar verdim. Evlendin, çocukların evet, oldu. Gene Mersin'de oldu. Mi evlendin, Hatay'da yok, mı? Yok, Hatay'dan evlendim. Hatay'a döndün. Hatay'a döndüm. Hatay'a yerleştin. Hatay'a yerleştim. Evet. Ondan sonra parkta çerez satarak geçimimi sağladım. Bu konuda yani çalışarak kendimi Bakur'dan emekli ettim. İş yerimi aldım, evimi satın aldım. Yani bir insan azim olduktan sonra Allah'ın izniyle her şey yapar, yeter ki ya Allah içten diyeceksin. Allah rızkını gönderir. Yani düzenini kurdun. Kurdum. İyi niyetle de hep ürettin değil mi? Aynen. Ondan sonra 95'te Sakatlar Derneği'nin yöneticiliğine başladım. 95'ten 2002'ye kadar ben dedim artık kendim
kulübümü açacağım. Aktif gençler görmen gelir. Spor kulübümü açtım ve Hatay'da 2 ay kamp düzenledim. Yemek nasıl yapılır, düğme nasıl dikilir, bastonda nasıl yürülür, insanlarla nasıl konuşulur. Hepsini, bu eğitimi verdim. Tabii ki sağ olsun o geçmiş valilerimiz, hayırseverlerimiz gerçekten bize çok çok desteklediler. O zaman. Evet, o zaman. Sonra derneği kurmuştun değil mi o zaman? Kurdum. 2010'a kadar devam ettim. 2010'da kapatmaya karar verdim. Kapattığım gibi geçmiş valimiz beni çağırdı yanına. Hikmet Bey dedi, kurumu kapattın. Amenna. Ama asla ve asla kurtuluşun yok. Bu engellerin temsilcisi Hatay'da sensin. Yok da desen de, evet de desen de, biz bunu layık sana gördük ve yürüteceksin. Ben de tabii ki yürüttüm. Ve her engellinin devlet arasına işi düştüğü zaman Allah için işini yaparım. Yani para karşılığında asla. Hiç kimseden bir zerre kabul etmem. Yaparsam Allah için yaparım. Ben yaptıkça Allah da kurban olurum. Allah da bana verir. Hep ürettin değil mi? Evet. Üretmek insanı ileriye götürüyor. Aynen. Ama tabii ki okumadığım için birçok eksiklerim var. İsterim ki insanlar sağlam olsun, engelli olsun, hiç fark etmez. Bol bol okuyacağız, bol bol aydınlanacağız. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Derneğin için kapattın? İşte dernek ailelerin inatları yüzünden, yani özellikle kız aileleri, ben kızımı göndermem, şu etmem, bu etmem, biraz da sabırsızlığım oldu, dayanamadım, kapattım. Kapattınız. Çok zorluk mu yaşadın? Yok, yani zorluğu başardım. Her türlü şekilde başardım. Ve artık derneği kapattıktan sonra Vali Bey niye çağırdı seni? İşte o dedi, engellerin temsilcisini sürdüreceksin. Korum bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren karşımızda Hikmet Yunus. Çok teşekkür ederim. Ben hemen teşekkür sorularıma ederim. Geçmeden. Mehmet Mustafa Can Bulat yazmış. Emeğinize sağlık. Mustafa Can Bulat, görme engelli kılavuzlarında sorun yaşıyoruz demiş. Aynen. Belkıs Yasi, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Murat Yıldırım, iyi yayınlar Süleyman Bey demiş. Mehmet Mustafa Can Bulat, Hikmet abi yüreğine sağlık demiş. Gene Mustafa, Mehmet Mustafa Can Bulat yazmış. Süleyman Bey'e ve Doğuş TV'ye çok teşekkür ederiz dernek olarak demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de onu teşekkür ediyoruz. Birlik beraberlik içinde daha güçlü bir dernek olursunuz. Birleşirsiniz, bütün engelliler bir araya gelir. Güzel etkinlikler yaparsınız. İdealimiz bu. Bizim şimdi evet. Bütün engellilere çağrım şudur. Gönül isterdi ki bütün engelliler bir çatı altında olmamız bize güç kazandırır. Şimdi böyle dağınık olduğumuz halde nereye giderse gitsek işlerimizi tamamlayamıyoruz. Eğer aynı çatı altında olursak her istediğimizi elde edebiliriz. Bütün engellilere çağrımdır, saygımdır. Sibel Çağlayan hocam yazmış. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz bütün yazan arkadaşlara. Görmediğim varsa şimdilikten özür dilerim. Bazen düşmüyor. Bu problemde yaşıyoruz bazen internette. Hikmet abi. Efendim. Hükümet size yeterince destek veriyor mu? Yani verdiği destek işte bu sakatlık maaşı ve bakıcı. Ama ben gönül isterdi ki. Yani şimdi size, hükümet olarak devletimiz size maaş veriyor. Veriyor. Bakıcı maaşı veriyor mu? Veriyor. Onu da veriyor. Onu da veriyor. Onu da veriyor. O da sizi veriyor. Nispeten maddi olarak rahatlatıyor değil mi? Elbette rahatlatıyor ama gönül isterdi ki. Buyur. Okumuş olsaydık, memur edinmiş olsaydık, kendi kazanımızı kendimiz sağlarsak bize daha büyük bir mutluluk getirir. Onun için okulun olmasını saygımla arz ediyorum. Hatay'da okul yok değil mi? Hatay'da okul yok. Şimdi Ankara'da var ben biliyorum. Ankara'da var, Antep'te var, İstanbul'da var. Hepsiyle diyalogum var. Ben çok eski dönemlerde, yani şöyle diyeyim, 80'den önce Ankara'da görme engellilerin okulunun olduğunu biliyorum, gittim, gördüm. Evet. Samsun yolu üzerinde. Evet. Çünkü engellilerle bitişik okul. Evet. Bir tarafta düz alan engellilerin okulu, hemen öbür yanda da alt tarafta dış kapıya doğru da görme engellilerin okulu vardı. Şimdi burada Hatay'da bu Atatürk ilk öğretimde bize bir sınıf ayrılmış. Tabii ki yetersiz. Yani bir sınıf bütün Hatay görme engellileri mi sığacak?
Aşağı yukarı Hatay'da görme engelli ne kadar var? Yani sayı olarak, sayı olarak bini geçmişiz. Bini geçmişsiniz. Geçmişiz. Önce anadan doğuşta olanlar var, sonradan olanlar. Anada doğuştan, kazada oluşanlar, sonra olanlar, hastalık mesela, şeker vesaire olanlardan var. Bunlar bayağı bini geçmiş. Yani aynen. Aşağı yukarı çocuk yaşta olanlar ne kadar var bu bin kişinin içinde? Yani hemen hemen çeyreği vardır. Çeyreği vardır. Yani vardır, 250-300 evet, kişi aynen, aynen. Vardır. Vardır. Peki Hikmet abi, devletten, hükümetten daha doğrusu, evet, Hatay'a görme engelliler için okul istiyorsunuz. Okul istiyorum, evet. Bunun için taleplerde bulundunuz mu? Vali beyimiz, Sayın Valimiz nasıl bakıyor bu konu üzerine? Sayın Valimizle 3 Aralık'tan sonra istişare edeceğiz tekrar. İstemiştik, tekrarlayacağız. Yani güncelleyeceksiniz. Güncelleyeceğiz, tekrar. Evet. Milli Eğitim'le görüştünüz mü? Milli Eğitim'le de görüşeceğiz. Yani bütün bürokratik olan yerlerle hepsiyle görüşme imkanımız olacak. Tabii ki sadece ben değil, sağ olsun Mustafa Can Bulat'la beraber insanları kaynaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ona çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce talep ettiniz mi Sayın Valimizden? Evet. Ettiniz. Ettik. Ne dedi o zaman? Yani görüşeceğiz dedi. Ondan sonra böyle muallakta kaldı. Bak mesela altyapılarımız. 15 yıldan beri bu sorunla yaşıyoruz. Ömrümüz bitecek, altyapımız daha bitmeyecek. Bu büyük eksiğimiz yani. Bedensel için, görme engelliler için, herkes için. Anladım. Şimdi bizim devletten istediğimiz bir an önce Hatay'da görme engelliler. Evet. Ve zaten normal engelliler gidiyor okula. Evet. Görme engellilerle ilgili okul istiyoruz. Aynen. Talebimiz bu. Bine talebimiz yakın bu. Evet. Görme engellimiz var Hatay'da. Bunun 250-300'e yakını çocuk yaşta. Bunların okuması gerekiyor. Okumak çok önemli. Çok önemli. Okuyan insan kendini geliştirir. Elbette. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Kelime dağarcığı yükselir, araştırır, sorgular. Kendi doğrusunu bulur. Herkesin kendi doğrusu var. Kendi aynen, doğrusunu bulur. Aynen, aynen. Çok teşekkür ederim Hikmet abi. Ben teşekkür ederim. Peki belediyeler sizlerle ilgileniyor mu? Yani istesek ilgileniyorlar. Yani benim şahsı adıma devlet dairesinin açamadığım kapı yok. Hepsini aralayabiliyorum. Ama bu tabii ki yetersiz. Yani isterim ki bütün engeller bunu yapabilsin. Bütün engeller bunu geliştirsin. O da nasıl olur? Demin bu arz ettiğim gibi. Bir çatı altında olduğumuz zaman. Bir çatı altında olursa. Evet. Bunun için çalışmalar var mı? Var. Var. Bir sefer tebeşir edildi. Başarılamadı evet. Ama Mustafa Can Bolat kardeşim evet. Bu programda, pazartesi yaptığımız programda tekrar yılbaşından sonra bu konuya tekrar eğileceklerini, çalışmalar olduğunu aynen. söyledi. Aynen. İnşallah başarırız. Biz basın olarak yanımızdayız zaten. Temelimiz Allah'tan. Çünkü Doğuş TV'de bu hafta bu programları yapmamızın amacı size nispeten ses olabilmek. Evet. İnşallah bunu da başarırız. Şimdi koro grubumuz var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun adı altına. Ama ben şöyle istiyorum. İŞKUR adı altına Engelliler Medeniyetler Kurusu istiyorum. Niye diyeceksin? Evet. Engelli sıcakta, yağmurda, karda boş boşuna sürünmesin. Bir çam sakızı, çoban armağanı görme engelliye olsun. Ha bana diyorlar kardeşim sen emeklisin sana gelmez. Zaten ben kendimi düşünmüyorum. İnsanları düşünüyorum. İnsanları düşünüyoruz. Evet. Bunu tekrarlar mısınız? Koro Engelliler. Koro Engelliler Medeniyetler Korusu. Medeniyetler Engelliler Korosu. Aynen. Hatay Medeniyetler aynen. Engelliler Korosu. Aynen. Kurulmasını istiyorsunuz. Kurulmasını istiyoruz. Bunun için çalışmalar yaptınız mı? Görüşmeler için, yaptınız mı? Arkadaşlar var ben biliyorum. Mustafa böyle hep bunu listeliyoruz. Ondan sonra 3 Aralık'tan sonra Sayın Valimizle istişarede bulunacağız. İlk basamaktan oradan başlayacağız. Şimdi bu hafta Engelliler Haftası. Evet. Etkinlikleriniz var. Katılacaksınız. Var. Katılacağız. Hatta çalışmalarınız da var. Var. Mustafa Gelin. Aynen, aynen. Koro çalışmaları. Evet. Devam ediyor. Devam ediyor. Evet.
Çok güzel bir gelişme. Hep mücadele etmemiz gerek değil mi? Yani ben kendimi bildiğim bileli mücadele vermekteyim ve insanların mücadele vermesini sağlamaktayım. Ama işte tek başımıza yeterli olmuyor. Birlik, beraberlik. Birlik, beraberlik. Birlikten kuvvet doğar. Bu arada Melda Sönmez yazmış, iyi yayınlar. Sibel Çağlayan yazmış, engellerimizi aşma konusunda sergilediğiniz en büyük mücadele neydi? Yaşam savaşında bizlere ne söylemek istersiniz? Çağlayan hocam biliyorsunuz yazar, şair, evet, aynı zamanda evet, öğretmen. Evet. Yani yaşam mücadelemiz insanlarla kaynaşmamız gerekiyor. İnsanlarla kaynaşmadan, okuyup aydınlanmadan hiçbir şey yapamayız. Çok çok bol okuyacağız, çok çok insanlarla birlikte kaynaşacağız. Yani bu engelli sağlam ayrıntı olmaksızın. Bu arada Melda Sönmez demiş, emeğinize sağlık yazmış. Teşekkür ediyoruz Melda Hanım'a da. Teşekkür ederiz. Okumak deyince, okuyan insan hata yapmaz değil mi? Yapar da nispeten. Yani, hata insan için sadece. Azalır. Yani en azından nerede hata yaptığını, hatanın nasıl telafi edeceğini öğrenir. Ama okumayan bir insan bunu yapamaz. Ha ben okumadım ama parkta dura dura kendimi geliştirdim. Hep geliştirmemiz lazım değil mi? Evet. Durmak yok. Tabii ki. Çünkü teknoloji gelişiyor, her şey gelişiyor. Ya yetişemiyoruz ama yetişmeye çalışacağız. Mücadele devam. Mücadeleye devam. Evet. Mücadeleyi de insan üzüntü çekmez. Ezilmez. Yani. Her istediğini elde edebilir. Çünkü ama, hep üretmek için mücadele ediyor. Ama sadece ya Allah dediği zaman gerçek içinden. İçinden ya Allah diyecek. Allah kurban olduğum kimsenin rızkını şey etmez. İlla ki gönderir. Ama ya Allah içinden dediğin zaman. Sağlam kalpte. Peki Çağlayan hocam yazmış. Evet. Görmek istediğiniz dünya nasıl bir dünya? Şimdi, çok güzel bir soru sordu. Dünya çok güzel bir dünya. Ben mesela 80'lere kadar %20 ile dünyayı görmüştüm. Ve 2 ay öncesi bir profesör hocayla karşılaştık parkta. Hikmet Bey dedi, ben seni Ankara'ya göndereceğim, masrafı bana ait, senin gözlerini açtıracağım. Hocam dedim, artık ben bu yaştan sonra gözlerim açılmış açılmamış beni enterese etmez. Bana mücadele nasıl yapılır onu bana öğret. Ben artık gözlerimin dünyamı bozmak istemiyorum. Bu dünya gerçekten çok benimsemişim ve güzel gidiyor. Peki doktor bey ondan sonra ne tavsiye etti sana? Yani dedi, o zaman mücadelene, azmine devam etmeni istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir soruydu, cevaptı bu. Peki Hikmet abi. Efendim. Hatay biliyorsun hizmet bakımından vatandaşımız çok muzdarip. Evet. Nereye gitsek illa eksikler önümüze geliyor, gazeteciler olarak bizim önümüze geliyor. Peki siz kaldırımlarda neler yaşıyorsunuz? Çünkü yani, bayağı bir problem var. Şimdi kaldırımlarda çöp konteynerinden tut, bankamatiğine kadar, elektrik trafosuna kadar, ağacına kadar bulabilirsiniz. Bırak görme engelli, sağlam insan da biraz zorlanıyor. Hatay'da bu çok büyük problem değil mi? Aynen, büyük bir problem. Artı insanlarımız görme engelliye göre gerçekten daha benimsememiş. Bak, ben Hatay dışından gittiğim zaman bastonumla çok rahat hareket edebiliyorum. Ama özellikle burada, hangi şehirler Hikmet abi? Yani Hatay dışından çıktığım zaman Adana'dan tut diğer şehirlerine kadar hepsine, Türkiye'yi il il gezdim. Gezdiniz. Gezdim. Yani biz problem yaşamıyorsunuz. Yaşamıyorsun. Ama burada Hatay'da maalesef bunu yapamıyoruz. Hem halkımız daha benimsememiş, artık kaldırımlarımız, yollarımız müsait değil. Bunun için belediyeden çalışmalar bekliyorsunuz. Aynen. Pazartesi ki programda Mustafa Bolat hocam, başkanım. Evet. Kaldırımlarda rampaların çok kötü olduğunu. Şimdi Sayın Süleyman Bey, kaldırımlar
yapıldığı zaman, engelli rampası olduğu zaman bir tekerlekli sandalye başında olması lazım. Bu rampa nasıl yapılır? Mesela görme engeller için nokta çizileceği zaman bir görme engelli bastonuyla orada olması lazım. Nasıl çizilir, nasıl yapılır? Tamam, o mühendis diplomasını almış, baş tacı, amenna, okumuş. Ama benim yürüyeceğim şekli o belirtemez. İlla ben olmam lazım. Ya ben kendimi kastetmiyorum. Herhangi bir göme engelli olabilir. Herhangi bedensel engelli olabilir. Dünyaca bunun Ar-Ge'si yapılmış. Evet. Bir proje var. O projeyi uygulamıyorlar değil mi? Uygulamıyorlar. Maalesef. Onu uygulasalar. Bunu uygulasalar çok rahat edeceğiz. Ya diğer şehirlere bahsettiğimiz gibi bu şehrimizde de rahat rahat yaşayacağız. O zaman buradan Lütfü Savaş, doçent doktor Lütfü Savaş Başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanı'na rica ediyoruz. Evet. Artık şu kaldırımlarla ilgilenme zamanı geldi diye düşünüyoruz. Çünkü Expo bitti. Bu zamana kadar Expo dendi. Expo bitti. Şu an artık kaldırım ve yollar, imar durumu. Lütfen Sayın Başkanım bununla ilgilenin. Hatay gerçekten dışarıdan gelen misafirlerimiz büyük bir köy diyorlar. Aynen. Biz de üzülüyoruz. Biliyoruz biz Hatay'ın dünyanın en güzel şehri. En güzel medeniyetler şehri. Medeniyetler farklı şehri. Bir enerjisi var. Aynen. 13 medeniyet yaşamış. Bu medeniyetler kanalizasyonu çözmüş, su problemini çözmüş. Biz bugün bunu dile getirmemiz bize üzüntü veriyor. Çok büyük bir üzüntü. Bununla ilgili ilgilenirseniz çok mutlu oluruz. Biz farklı konulara girmek istemiyoruz. Biz Hatay'ı seviyoruz. Bütün insanları seviyoruz. Hatay'da dünyanın en güzel şehri olduğuna inancımız tam. Başkan Hikmet abi. Efendim. Trafik ışıklarında problem yaşanıyor Hatay'da. Bunu evet. Ben biliyorum. Evet. Senin dilinden bunu bir dillendirelim. Yani trafik ışıklarında şu ızdırap yaşanıyor. Geç dur denmediği zaman görme engelli zor durumda kalıyor. Birçoğu insana beni yolu geçirir misin? Bana diyor niye evden çıktın? Yani öyle cahil insanlarımız da var. Maalesef üzülerek söylüyorum. Şimdi Hikmet abi. Efendim. Görme engeller. Evet. Ve bedensel engeller. Evet. İlle yanında refakatçi alma zorunluğu var değil mi? Kahraman? Var, vardır. Ama her attığın adımda illa senin yanında biri olacak diye bir kayda yok. Elbette refakatçımız var. Elbette bakıcımız var. Ama her dakika yanında bulunduramıyorsun. Yani bir nefes almak istiyorsun. Tabii ki. Aha. Yani ben diyorsun ki ben kendim kafamla özgürlüğümü yaşayacağım. Bu imkanlar var. Yapılabilir. Bu arada Çağlayan Hoca yazmış, empati yeteneğinizi geliştirmemiz için bize ne önerirsiniz? Mehmet Koşe, iyi yayınlar engelli arkadaşlara, kanalınıza ne yazmış? Yakından okuyayım. Engelli arkadaşlara kanalına aldığı imkan sunduğu için Doğuş TV'ye teşekkürler. Başarılarının devamını dilerim demiş Mehmet Koşe. Mehmet Kaşı'ya teşekkür ediyoruz. Sibel Çağlayan Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben bunu soracaktım. Şimdi altıncı hisler sizde gören insanlara, sağlam insanlara göre. Sağlam demeyelim de gören insanlara. Gören insanlara. Aslında evet. Bazı görme engelli dediğimiz insanlar gerçekten gören insandan daha güzel görüyor. Yüreğiyle evet, görüyor. Yani bizim, bu empatiyi bize anlatır mısınız? Şu empati şu. Mesela örneğin ben sizin sesinizi bir gün aldım. Bir ay geçsin ve bir yıl geçsin. Yani selamun aleyküm dediğin aleyküm selam Süleyman Bey diyebilme imkanım var. Öyle. Bunu nasıl geliştiriyorsunuz? Ya, bu beynimiz algılıyor. Yani Allah tarafından bize verilmiş bir şey. Hisler nasıl? Bu yola gidiyorsun. Bazen hissediyor öyle görme engelli arkadaşlarımız da var tanıdığım. Evet, evet. Hissediyor yani karşısından adam 100 metre ileriden veya 30 metre ileriden hisseder. Onun geldiğini hissediyor. Bu hisseder. Nasıl bir duygu oluyor? Çünkü gören insanlara bazen şöyle diyorum. Hata yaptıkları zaman ya kardeşim siz bakar kör müsünüz ya? Hep bu espri yaparım onlara. Ama bana ne kadar şaka yaparlarsa yapsınlar ben gülümserim. Yani hiç şakadan kızmam. Kör deseler hoşuma gider. Evet körüm.
Peki bu yüreği arındırmayla alakalı değil mi Hikmet abi? Ya insan tabii ki biraz azim yapması lazım. Mücadele etmesi lazım kendi kendine. Ben ne yapabilirim, ne edebilirim, yaşamı nasıl sürdürebilirim, insanları nasıl tanıyabilirim? Bunu tabii ki gece olduğumuz zaman bunu hep derin derin düşünüyoruz. Sorguluyorsunuz. Sorguluyoruz tabii. Hemen trafik ışıklarına tekrar geleceğim. Evet. Bu duygularla, örneğin insan görme engelli bir kardeşimde evet. Kin, kibir, gurur evet. Olmuyor. Bununla alakalı mı o duyuları çalıştırmak? İnsan yani, kini, kibiri, gururu yüreğinden attığı zaman gören insan da bunu hissedebilir mi? Hissedebilir. Yani bütün sorun burada kin, kibir, gurur onu. Yani, mal, mülk, madde. Ya kibirlik Allah'a mahsustur. Yani insan kibirlik yapmaması lazım. Ya bunları tek tek işlemek isterim. Evet. Gurur var mı görme engellilerde? Tabii gurur, ki. Çok gururlu. Çok değil mi? Gururlu. Çok. Bak mesela ben kendimden şunu söyleyeyim. Mesela bir şey inat ettiğin zaman dünya alem hükmetse bu. Bitti. Yani beyaz desem kimse kırmızı dedirtmez artık. Bu beyaz. Aslında iyi bir şey değil. Ama maalesef genimizde vardır. Saygı genelde görme engellilerden asıl. Evet, saygı hiçbir zaman hiçbir insana karşı küçük çocuktan tut ta 70-90'lara kadar saygımızı yitirmeyeceğiz. Her zaman saygılı olmaya çalışacağız. Hikmet, ancak kendimizi böyle sevdirebiliriz. Hikmet abi ben bir gün şunu yaşadım. Elinde değnekle görme engelli. Evet. Yolda gidiyordu. Önünde engel vardı. Yardım etmek istedim. Evet. Beni yitti. İtti. İtti. İşte o yardımı istemedi. O yanlış. O ya bana sorarsan yanlış. Acaba korktu mu? Korkabilir. Korktu mu? Yoksa korkabilir, ürkebilir. Hissediyor. Ama bir güvensizlik var mı? Güvensizlik var. Bazı görme engellilerde bu vardır. Ondan sonra mesela bir görme engelli bir telefonla aradığın zaman kulağın sağır olur, o kapatmayı bilmez. Ya güzelim ya bu kadar konuşmaya gerek yok. Az ve öz. Az ve öz. Az ve öz. Evet. Ne işin olacak? Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir demiş değildir. Bir düşünür. Aynen. Çağlayan Hoca bunu söylemiş. Evet. Tekrar kırmızı ışıklara gelelim. Evet. Trafik ışıklarına gelelim. Hatay'da maalesef iki yerde ben gördüm gibi geliyor. O da Balıkçılar Çarşısı'nda vardı galiba. Başka hiçbir yerde yok. Sesli mi? Sesli. Ben hiç rastlamadım. Olabilir. Orada, ama her yerde olması lazım. Aslında bunun her yerde olması lazım. Aynen. Bütün gelişmiş şehirlerde aynen. Bu mevcut. Aynen. Ya bizim Hatay gelişti. Nasıl gelişti? Ya gelişti. Büyük şehir olduk. Büyük şehrin anlamı nerede? Büyük şehir hizmet daha kolay gelmesi lazım. Yani medeniyete yakışır bir şehir olması medeniyetler, lazım. Medeniyetler şehriyiz biz. Yani ona göre her şeyimizi dört dörtlük yapmamız lazım ki dünya bize örnek görsün. Değil mi? Büyük şehir olduk. Evet. Ama bir trafik ışıklarımızda yapamadılar. Dur, geç yok. Yok. Ondan bu da ulaştırma daire trafikle ilgili yani trafik bu trafik polislerinin işi değil. Belediyenin işi bu. Belediyenin biliyorum. Ulaştırma daire başkanlarının işi. Tabii ki. Bunu bir an önce Hatay'a kazandırmaları gerek. Evet. Neyi bekliyorlar bunlar? İşte ya abi soru sorduğumuz zaman diyorlar altyapı işte demin bahsettim yani ömrümüz bitti altyapı bitmedi. Altyapı. Halbuki altyapıyla alakası yok. Ama biz 13 medeniyet yaşamışız. O medeniyetler altyapıyı ta o zaman bitirmiş asırlar önce. Yani. Bin yıllar önce. Tamam önce. Yeniletiyor olabilirsiniz. Bakın mesela geçen şöyle bir şey rastladım. Bizim Defne mahallesinde. Parkeleri kaldırıyorlar. Ondan sonra tekrar diziyorlar yama. Ya kardeşim sen bunu niye yapıyorsun? Kaldır bu parkeleri asfaltını vur. Ömürlük olsun. Aslında o parkeleri niye yapıyorlar Hikmet abi onu sana söyleyeyim belediye. Şimdi yağmur çok yağdığı zaman asfaltta sel olayı oluyor.
Ama parke taşı olduğu zaman emme olayı oluyor. O sel olayının nispeten önüne geçiliyor. Baştacı ama onu ama bunu, yapmayacaksın. Düzgün yapacaksın. İşte onun altyapısını düzgün yapmak gerekiyor. Aynen. Çünkü bak parkeler dizildi. Ondan sonra aralarında bir çakıl falan girmeyecek mi? Getirdiler. Her 50 metrede bir köme bırakıp gittiler. Öyle olmaması lazım. Dağıtacaksın, aralarına girsin, o parke otursun. Peki Hikmet abi, sen görme engellisin, bunu görüyorsun. Bizim gören yöneticilerimiz neden görmüyor? Hesaplarına gelmiyor. Yani ya boz işinde çok para vardır. Üzücü bir olay. Bu çok arada, üzücü bir olay. Sabit Köşe Köse yazmış. Evet. Engellilerin ne istediğini, ne haklara sahip olduğunu çoğu maalesef bilmiyor. Engellilere yönelik yapılan hizmetler bir lütuf değil, bir anayasal haktır. Haktır, doğru. Bu ülkede bir sağlam vatandaşın faydalandığı bütün imkanlardan bir engelli de faydalanması gerekir. Bu böyle midir? Kesinlikle değil. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Sabit Köse'ye. Teşekkür ediyoruz. Engellilerin bir arada olup destek çıksalar, lütfen dernek fazlalığı değil, önemli olan bir dernek ve bir arada bir şeyler yapılması. Birlik, bütünlük. Birlik, beraberlik. Altında. Evet. Aynen. Sabit Köse bunu da yazmış. Teşekkür ediyoruz. Sabit Köse'ye. Evet, hak haktır. Evet. Her vatandaş için, dünyaya gelen her nefes alan insan için hak haktır. Engelli, çok gelişmiş, az gelişmiş diye bir şey yok. Yok. Kanun hepimiz için vardır. Elbette var. Hizmet hepimiz için vardır. Aynen. Böyle olması lazım. Böyle olması lazım. Ama maalesef sadece 3 Aralık ve 10-16 Mayıs dönemlerinde yöneticiler bizi hatırlıyor. Gönül isterdi ki her zaman sahnelerin arasında kendiler bize teşvik edip kaynaştırmaları lazım. Ama biz bunu yapıyoruz. Onlar da bize destek olması lazım bu konularda. Yani siz istemeden bunu düşünüp yapmaları lazım. Aynen. Çünkü hepimiz aynen. Bir engelli adayız. Evet, her sağlam insan maalesef bir engelli adayıdır. Ben bir gün ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Engellilerimiz yeterince haklarını biliyor mu? Maalesef. Abi. Yani bir kısmı bilmiyor ama bilmeyene de öğretmeye çalışıyoruz. Sizin büyük bir lokaliniz yok. Yok. Daha o bütünleşme olmadığı için. Olmadığı için. Orası şu an gelmedi. Mustafa ile beraber mücadelemi sürdürüyorum. Çünkü baktım Mustafa gerçekten aklı başında ve düzgün iş yapıyor onun için. Onunla beraber takılmaya başladım. Okumuş, kendini geliştirmiş. Evet. Daha okuyor, üniversite okuyor. Yani evet. En yani, azından kitap okuyor. O kendini geliştiriyor. Tabii ki kitap okursa herkes kendini geliştirir. Hiç isterse okula gitmesin. Mesela ben şöyle bir iPod alacağım. Kitapları okuyup kulaklıktan dinleyeceğim. Bunun için aslında belediyeler, valilik, büyükşehir belediyesi, küçükşehir belediyesi destek olabilir. Yani fazla 1000 tane tabletle bir şey değil yani. Sayın Süleyman Bey, bunları dürtmeden bir şey yapmazlar maalesef. Üzücü bir olay. Üzücü bir olay, evet. Evet, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi'nden bir an önce trafik ışıklarımızın sesli duruma getirilmesini istiyoruz. Tabelalarda çok problem var. Bu Hatay konusu çok işleniyor basında. Altın özünden geliyorsun sanki Hatay sınırına girmiş gibi. Hatay levhası var. Antakya levhası olması gereken yerde Hatay levhası var. Belen'e gidiyorsun Hatay levhası var. Bunları bir an önce lütfen düzeltin. Sizden ricamız artık Hatay hak ettiği hizmet alsın. Zaten bir yerlerden üvey evlatız. Maalesef. Bari kendimiz el ele vererekten, aynen. Kendimiz bir çaba harcayaraktan Hatay'ımızı güzelleştirelim. Benim önerim bu, tavsiyem bu. Yapar yapmazlar onların problemi. Buradan mesaj halkımıza da gidiyor. Evet. Bu konuda evet güzel bir şeyler. Gelelim otobüslere. Evet. Şimdi otobüse biniyorsunuz. Daha önce bir ara sesli, evet. Şu durağa geldiniz, bu evet. Durağa geldiniz, evet. Gibi sistem, anuslar, sistem vardı. Evet. Şu an o sistemi çoğu otobüslerde görmüyoruz. Bunun
Tekrarlanması. Sorunu çok yaşıyorsunuz değil mi? Aynen. Yanında refakatçi olduğu halde ya, bilmeyebiliyor edeceği yere. Şimdi benim yanımdaki refakatçi benim eşim. Okuma yazması yok. Yani kalkıp ayrı bir refakatçi alacak da halim yok. Değil ya, mi? Bu buna benzer. Yaşadınız mı böyle olaylar? Ya tabii ki. Kaç kere kaybolduk. Kayboldunuz. Evet. Ama benim tabii ki dilimle çözdüm. Yani mesela biz neredeyiz? Şuradayız. Telefonla aradım bazı kişileri. Gelip bizi oradan aldılar. O şekil çözdünüz. O şekil. Şimdi bak mesela ben telefon nasıl kullanıyorum? 9 tane acil numara alabiliyor şu telefonum. Mesela kim? Aile. Onları sıralamışım. 9 tane numarayı arayabiliyorum. Yalnız olduğum zaman arayamam ki. Ha başka görme engelliler, okumuş insanlar elbette bilgisayarda kullanıyor, dokunmatik kullanıyor ama ben okumadığım için kullanamıyorum. Okumadığınız için kullanamıyorum. Kullanamıyorum. Ha zorlarsam kullanırım ama inan ki benden akıllı olan bir şey istemem. Senden akıllı olan bir şey istemem. İstemem. Siyasetçilerimiz de böyle mi düşünüyor acaba? Bence de öyle. Ama bizim kurumumuz, yani kendimi bildiğim bile 78'den bu yana hiçbir siyaset adı altına girmem de giremem de. Bizim durumumuz siyasetler üstü bir durum. Değil mi? Evet. Şimdi ben her zaman derim, devlette, devletimizin bölünmez bütünlüğünde askeriyemize, polisimize ve milli eğitime siyasetin girmemesini her zaman, her programda dile getir. Aynen. Özellikle uzağa gitme. Doktor, gidip doktorluğunu bırakıyor, siyasete giriyor. Ya kardeşim sen kendi vazifeni yap. Bir de adalet. Ben bu dört kurumu kesinlikle siyasetin içinde olmamasını isterim. Olmaması lazım. Çünkü kanunlar baki insan için olması lazım. Evet. Maalesef yanlış yorumlar, ön yargılar olduğu için insanlarımız zulüm çekiyor. Zulüm gerek çekiyoruz. Yok. Dünyaya biz yaşamaya geldik, kendimizi geliştirmeye geldik. Aynen. Ya. Bunun için de insanlar kanuna, adalete uysalar. Çünkü niye bu konuyu buraya getirdim? Bab Mehmet Köse yazmış, lütfen orman dairesinin yaya geçidinde yeşil dalgada arabalar geçiyor diyor. Evet. Bunlar sıkıntı yaşıyoruz diyor. Aynen. Yani artık kurallara uyalım. Uyalım. Uymayana uyduralım. Mustafa Can Polat da yazmış, birleşme zamanla olacak inşallah demiş. İnşallah. Galiba Allah. Mustafa bu işi sen başaracaksın. Aynen. Mehmet Mustafa. Çünkü kendini de geliştiriyor maşallah. Evet, evet maşallah. Güzel okuyor. Maşallah var. Ve koşturuyor da. Evet koşturuyor. Sağ olsun belediyelerimiz de ellerinden geldiği kadar destek veriyor ama yeterli destek mi? Veriyor. Yetersiz. 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 Yetmiyor. Şimdi, şunu söylemişti Mustafa. Şimdi Mustafa ile beraber birçoğu zaman Antakya'nın her yerini geziyoruz. Beni görenler diyorlar Mustafa'yı bu görüyor mu? Hayır görüyor diyor. Yüreğinle görüyorsun abi. Yüreğimle görüyorum. Ya arabayı kendi yönlendiriyor. Ben arkasında takılıp gidiyorum. Takılıp gidiyorsun. Aynen. Ha, hangi işler yapıyorsunuz? Beraber olduğunuz zaman güçlü hissediyorsunuz değil mi? Tabii ki. Ne kadar çoğalırsak o kadar güç çoğalır. Yakın zamanda hangi çalışmaları yaptınız Mustafa ile birlikte? Yakın zamanlarında 8 Ekim'de bir etkinliğimiz vardı. Onu beraber yaptık ve çok başarılı bir etkinliğimiz oldu. Peki engellerimizi bilgilendirme amaçlı etkinlik yaptınız mı? Yapıyoruz. Özel etkinlik evet, yani. Evet. Tiyatro, skeç, koro vesaire hepsini yapıyoruz. Haklarıyla ilgili hiçbir etkinlik yaptınız mı? Engellilerin haklarıyla ilgili. Yani yapmadık ama yapabiliriz. Bu yani bir öneri. Evet. Yapabiliriz tabii ki. Bu Mustafa kardeşime de bir öneri. Evet. Ondan sonra tabii ki bunları yaşatabilmek için bize mekan lazım. Küçük bir yerde. Yani örneğin bir tiyatro yapacaksın. Maalesef üzülerek söylüyorum. Gidip paramızla kiralıyoruz. Halbuki bize hibe olması lazım. Değil mi? Evet. Hatay'da bunun bir eksikliği. Evet. Yani engellerimizin koro çalışmaları için. Evet. Evet kurumlar bazen
veriyor ama veriyor mu hiç? Yok Allah, paramızla kiraladık. Hatmeyi paramızla kiraladık. O nasıl iş ya? Ya öyle. Yani üzülerek söylüyorum. Onlar yani aslında öyle olmasını istemez. Söylemek de istemem ama söyletiyorlar. Yani sizi Hatay, örneğin bir geziye gidiyorsunuz. Yok o zaman. Belediye o bedava otobüsü evet, veriyor. Veriyor. Genelde sağ olsun. Antakya Belediyesi'nden alıyorsunuz değil mi? Yani Zettin Bey sağ olsun. Büyükşehir'den bu desteği görmüyor musunuz? Görüyoruz. Kısıtlı mı? Yani Zettin Bey bize daha yatkın geliyor. Şimdi yatkın olan yere gidiyoruz, mecburuz. Ha, şimdi Mustafa Bey yazmış, engelli bireyleri evlere gidiyor ve onları motive ediyoruz demiş. Evlere evet, de mi gidiyorsunuz? Doğru, evet evlere de gidiyoruz. Gidiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Evet. Ha. Mesela birçoğu görme engelli sokağa çıkmayı istemezdi. Gide gide onları, çoğunu artık sokak şey yaptık. Yani şart. Yani şu an belediyeden, büyükşehir belediyesinden veya küçükşehir belediyelerinden, yani ilçe belediyelerinden isteğiniz bir tiyatro salonu veya bir koro, bir salon yani size ait, evet, sizin evet, ücretsiz. Evet. Zaten size... Zaten halka açık yani, biz kendimiz bir şey kazanmıyoruz ki. Halkı kaynaştır, yani halk engelli halkla kaynaştırmak için bunları yapıyoruz. Yani bir ücret almıyorsunuz. Almıyoruz. Ama... Belediye size Hatmex'i parayla veriyor. Parayla veriyor, evet parayla aldık. Üzücü bir durum ya. Ya. Gerçekten ben bunu bilmiyordum. Abicim, yani şimdi tamam, bize yer tahsis edilir. Mesela örneğin defne evi, örneğin büyükşehir evi. Neden engelli evi yok? Niye yok? Üzücü bir durum. Evet. Mesela bak Ankara'ya git. Misafirhaneyi bulursun, bilmem evet, neyi bulursun. Burada Hatay'da yok. Ben mesela Ankara'dan bir misafir gelsin, evimde ağırlayacak durumum yok, otelde de ağırlayacak durumum yok. Yani çok geri kalmışlığın bir... Maalesef, maalesef. Maalesef. Çok üzüldüm şimdilik. Gerçekten engellerimize destek olmamız gerekirken, yani... ücretli etkinliklerine ücretli para veriyoruz. Mustafa Köse, dernek başkanımız Mehmet Mustafa Can Bulat, dernek olarak çoğu etkinliklere götürüyor. Ücretsiz Konya'ya götürdü. Evet. Belediyemizin evet, desteğiyle. Evet, o destekleri aldık. Gerçekten buradan İzzet Başkanıma teşekkür ederim. Gerçekten evet, veriyor. Evet. Hepsine ama teşekkür ederim. Hatmex'in, evet Lütfü Başkanımıza da evet, teşekkür ediyoruz ama aynen, bunlar da artık bizim aşmamız lazım. Tabii ki. Sen ne demek yani bir engelliye... etkinlik yapıyor, bilgilendiriyor, eğlendiriyor insanları, kaynaştırıyor ve sen Hatmex'ten para alıyorsun salonu kullandığı için. Evet. Yani belki Mustafa çekindi söylememek için ama ben çekinmem. Ben çekinmem, ben söylerim. Çok üzücü bir durum. Gerçekten evet, Hatay'ı biz eleştirmeye ama kalsın. Umarım, umarım bunları aşarız. Bunları aşmak elimizde. Gerçekten biz eleştirmeye şöyle bir bakıyoruz, haber yapalım. Ya hepsi elimizde kalıyor. Aynen. Hatay'ın neresinden tutsak elimizde kalıyor. Kalıyor. Artık yeter diyoruz. Evet. Dün bir olay yaşadım. Bir inşaat şirketi. Haber de yaptım. Hı hı. Binanın su saatlerine zarar vermiş. Yazık değil mi? Ondan sonra o binalar arasında koruması yok. Bir üzücü bir durum. Gittik, resimledik. Geldim, firmayı aradım. Evet. Yetkilisiyle konuştuk. Dedi, ya bunu bir saate kadar yaparsan ben haber yapmayacağım. Bu aile, bina hı, komple mağdur. Susuz olmaz. Olmaz tabii. Sen bunu demirin, su olmadığı yerde yaşam olmaz. Demirini yıkarken adamın sınırına girmişsin, demirler şeylerini, su saatlerini patlatmışsın. Yanlış. Adam söyledi şu, ben bugün yaptıramam, benim ustam yok. Benim ustam yarın gelirse yarın yaptıracağım. Ya yarın gelmezse? Ben ona sonuçta şunu dedim. Kardeş bir saate kadar yaptırırsan ben bunu haber yapmayacağım. Ne güzel. Güzel ama bir şey yapmışsın. Ne bir günü. Ben hemen bir saat sonra haber yaptım, yapılmadı. Bu insana verdiğimiz değer. Evet. Ben buna üzülüyorum. Ya, ya insana neden değer vermiyoruz? Ya. Hepimiz insanız. Süleyman Bey bak şu konuyu da gelelim. Örneğin Asya Nehri'miz. Yazın kokudan geçilmiyor.
Neden buna çare bulamıyoruz? Yukarıda bir arıtma yapsak tertemiz olur. Değil mi? Yani Eskişehir bunu çözdü. Her şehir çözmüş. Yani yazık Antakya'mıza yazık. Ben Hatay'a ilk geldiğimde o berbat koku çoktu. Hala var. Pislik çoktu. Hala var. Gene nispeten şu an biraz o bir boru döşediler aşağı. Az çok. Az biraz ama yetersiz. Eksildi. Yetersiz. İnanır mısın o Eskişehir'deki çaydan burnunu tutup geçiyordun. Ya. Ama şu an teknelerden geziler yapılıyor. Etrafları hep kafe, mis gibi olur. Ne güzel, ne güzel. Gaziantep'e gidiyorsun ya o Kavak dediği bir mesire alanı var. Şu parmağım kadar ince ince sular var, akar. Onu toplamışlar, baraj gibi kanal yapmışlar. Ne güzel. Tekne gezdiriyorlar. Ne güzel. Ya benim suyum hazır. Sadece yukarıda bir devirdeyim, arıtma. Asya bırak. Aşağıdan da sulamaya ver. Boşuna niye denize döküyorsun? Yani birçok çiftçimiz zaten bu konularda mağdur. Mağdur maalesef. Zaten çiftçi mağdur olduğu zaman bütün halk, hepimiz mağduruz. Eğer çiftçi öğretmezse biz nereden geçineceğiz? Evet. Ya şimdi gerçekten çok üzüldüm bu Hatmex olayına. Evet. İnşallah düzelir. Düzeltiriz. Allah'ın izniyle düzeltiriz. Belediye başkanlarımız belki ulaşamıyordur. Belki yanlış bilgilendiriyorlardır. O ekip arkadaşı çok önemli. Elbette. Belediye başkanı olduğun zaman ekibini öyle bir kuracaksın ki dört dörtlük işte, koltuk sevdası değil, insan odaklı. O kultura olacak. Geçmeden önce bunu yapacaksın. Geçtikten sonra bir şey yapamazsın. Koltuk sevdası olunca evet. İnsanlara hizmet değil, herkes kendi bildiği yolda. Bak, ben rahmetli Karabacak dönemimde çerez arabam alındı, belediyede bir ay bağlandı. Geçmiş valimiz Sayın Utku Hacı ölmüşse Allah rahmet eylesin. Sağ sağ Allah sağlığını versin. Beni saat 4'te yanına çağırdı. Hı. Hikmet Bey dedi, arabam bağlandı mı? Evet dedim Sayın Valim, bağlandı. Bak dedi, hemen şimdi duş alıp Ankara'ya gidiyorsun. Sayın Valim ben nasıl gideceğim? Gidersin gidersin. Ben emrettim gidersin. Hı. Nasıl dedim? Ya dedi, sen in mutfak bölümümüze, orada şey vece var. Biz sana giyecek elbise falan her şey hazırladık. Duşunu al, giyin, gel yanıma. Duşumu aldım. Saat 5 oldu. Sayın Valim ben hazırım. Tamam dedi. Bastonun nerede? Ya işte. Tamam dedi, şimdi bastonunla yürü. Garaja hastırmasına git de Hikmet Yunus'a ayrılmış bilet var. Gittim. Bilet ayrılmış. Ankara'daki beni meclise götürecek taksi ayrılmış. Gittim dilekçemle, tabi valimiz dilekçemi yazmıştı. Hı. Meclise gittik. Ben dedim başbakanla görüşeceğim. O zaman Yıldırım Akbulut'tu. Görüşemezsin. Tamam dedim, görüşmeyebilirim. Siz bu dilekçeyi alın, Sayın Başbakanıma verin. Verdiler dedi, bu adamın koluna girin, getirin yanıma. Gittim. Geçtiğim gibi selamı attım, elini öptüm. Oturdum. Emret, estağfurullah Sayın Başbakanım, emrimiz olmaz, ricamız. Durum, dedim durum böyle, 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 böyle. Peki dedi, Sayın Yunus, bu çerez arabası sana çok mu önemli? Vallahi dedim Sayın Başbakanım, eğer müsaade verirsen konuşmaya, ne kadar önemli olduğunu onu izah edeceğim. Peki buyurun dedi, dinliyorum. Dedim Sayın Başbakanım, senin oturduğun koltuk sana ne kadar önem arz ediyorsa, o çekirdek arabası o kadar benim için önemli. Kalktı yerinden, beni sardı, öpmeye başladı. Dedi Sayın Yunus, geldiğin için çok teşekkür ederim. Ve Hatay'a git. Hiçbir zabıta, hiçbir insan seni artık rahatsız etmeyecek. Ben senin faksını valiye çektim. Sayın Hikmet Yunus, bütün Hatay'daki engellerin temsilcisi olarak yaşadığımı deçe devam etmesini dilerim. Elini öptüm. Dedi arkadaşlara bunu mağazaya götürün. Giyim kuşam alın. Yemeğini yedirin. Otobüse bindirin, bana gelin. Yıldırım Akbut'u burada rahmetle anıyoruz. Evet. Gerçekten Allah o bir buçuk yıllık bir başbakanlığı oldu. Evet. Başbakanlığı oldu. Evet.
eğer devam etseydi çok şeyler değişirdi. Aynen, aynen. Maalesef dürüst siyasetçilerimizden birini de o zaman egale ettiler. Maalesef. Çalışan, evet. İnançlı, Erzincanlıydı galiba. Evet, Erzincanlıydı. Evet. Ama Mark Bulut. Ve şu ana kadar onun vasiyeti nedeniyle ben hala bunu sürdürüyorum. Yaşadığım müddetçe, elim ayağım tuttuğum müddetçe bu engellerin sensincisini dört dörtlük candan gönülden yapacağım. Ve hiç kimseden beklentisi olmaksızın. Çok teşekkür ederim. Burada teşekkür ederim. Yıldırım Akbulut'a yad etmiş olduk. Hatırlattığınız için de teşekkür ederim. Sabit Köse yazmış. Evet. Bak Hikmet abi. Efendim. Engelli maaşının yetersizliğinden bahsedin. Bakıcı maaşının yetersizliğinden bahsedin. İstihdam yetersizliğinden bahsedin. Bahsettik. İmar planı yasasından bahsedin. Ondan da bahsettik. Engellilere balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmeniz lazım demiş. Evet. Yani sen balık tutmayı mı öğrenmek istiyorsun? Aynen. Ben balık yemeyi istemem, balık avlamayı isterim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür gerçekten bir topluma, bir cemiyete, bir insanı kazandırmak için ona balık tutmayı öğretmemiz gerekiyor. Aynen. Bir şeyler vermek o insanda alışkanlık haline getiriyor. Evet. Örneğin bir evladınız devamlı ver hep alışmış. Evet. Bir gün işiniz ters gittiği zaman size ters düşer. Onun için çocukken her insan kendi azmiyle, kendi imkanıyla yaşamını sürdürmesi lazım. Ben o da. Hele Hikmet abi şu konuda çok hassasım. Bir insana bir iş yeri açacak, geliyor babasından 100 bin lira para istiyor. Evet. O iş yeri 100 bin lirayla açılır. 100 bin lira istiyor. Evet. Bunu verdiğin zaman o çocuk, o genç, o iş yerini kapatıyor. Çünkü niye? Çalıştıramıyor. Çünkü bilmiyor balık. Yorulmamış o parayı. Yorulmamış. Ha. Ama adamın elinde 3 lira kazanmış. Baba diyor gel ben 1 lira ver bana. Benim 1 liram eksik. Onu da borç olarak ver. Borç olarak ver. Ben çalışayım ödeyeyim. Bu insanlar başarılı oluyor. Şimdi Süleyman Bey, ben iş yerimi oğluma açtığım zaman 2006'da dükkan kendim emeğimle 95'te almıştım. Oğlum büyüyünce engelli benim oğlum. Ama hiçbir devlet dairesine yerleştiremedim. Aldım oğlum bu dükkan senin. Ne çalıştırmak istersin? Baba dedi ben sidici olmak istiyorum. Peki oğlum. Gittim. Oğlum bak ben sana bilgisayarını alacağım, CD'lerini alacağım, bilmem neyini alacağım. Ama bunları takır takır bana ödeyeceksin. Çoğu zaman ben gizliden geçip iş olmadığı zaman galleden cebimden para koyardım hissettirmeden. Koyardım o parayı çıkardım. Akşam gelirdi Allah Allah ben gallemde para gördüm. Oğlum ya sen unutmuşsun çalışmışsın. Öyle mi dua ettim. Şimdi bak Allah'ın izniyle. İnternet bağlantısına gidiyor, dicilik yapıyor, bilgisayar tamiri yapıyor, CD yüklüyor. Dükkan bizim Allah'a şükür binlerce kere. Şükürler olsun balık tutmayı öğretmişsiniz. Aynı. Evet 45 dakika gündemi doldurduk. Evet. Hatta geçmişiz bile. Evet. Halka mesajın ne olur? Halka mesajın engelliye karşı kaynaşmalarını rica ediyorum. Tavsiyen ne olur Hikmet abi? Tavsiyem? Sen kitap okuyamıyorsun. Okuyamıyorum. İnsanlar bol bol kitap okusun. Çocuklarına kitap okumaya diretsin. En büyük vasiyetim budur. Çünkü eğitim olmayan yerde hiçbir sağlıklı yaşam olmaz. Okuyacağız. Okuyacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Çünkü biz dünyaya kendimizi geliştirmeye geldik. Aynen. Bir insan kendi azmından vazgeçmeyecek, umudunu yitirmeyecek, ben yaparım diyecek. Yaparım dediği zaman ya yapılır ya yapılır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, 1.45 dakika özel gündem programının yine sonuna geldik. Ama son soru olarak Hikmet abiye, hayatından geçen duygula veya ders niteliğinde bir anınızı anlatır mısınız? Yani nasıl gibi bir şey? Yani hayatında seni etkileyen bir olay veya bir anı. Yani bazı anlar yaşadık ama azmimizle
Başardık. Seni etkileyen bir duygulu anların olmadı mı? Oldu. Örneğin Yıldırım Akbulut'la gittin, görüştün, evet. Araba sorununu çözdün. Evet. Bunun gibi benzer seni candan etkileyen. Candan etkileyen işte zabıtaların beni mesela parktan kaldırmaları, her zaman oturup ağlamışlığım oldu. Çok üzüldün değil mi o zaman? Tabii ki. Ama ne? Yine azmimden vazgeçmedim. Yine çabaladım ama tabii ki devlet erkanlarımız sağ olsun bize sahiplendikleri için her şeye sahip olduk. Ama bu insanın azmine gerektiren bir şey. Yani sen bir köşeye çekilseydin valimiz bunu görmeyecekti. Aynen. Sen diri kaldın. Şimdi her vali değiştiği zaman çiçeklerimle giderim, kendimi tanıştırırım. Her emniyet müdürü değiştiği zaman giderim, çiçeklerimle kendimi tanıştırırım. Ben buyum, ben bu yaşamakını sürdürmekteyim. Bana desteklerinizi bekliyorum. Her zaman. Sosyal olacağız. Evet. Kültürel etkinliklerde bulunacağız. Aynen, aynen, aynen. Ve insanların gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Yapacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onur verdin bize. Bizleri kabul ettiğiniz için candan teşekkür ediyorum. Doğuş TV ailesine. Çok teşekkür ederim. Amaç burada problemleri gündeme alıp hangi problemler varsa çözebilmek veya çözdürebilmek. Allah'tan hep birlikte çözeriz. El ele verdiğimiz zaman çözebiliriz. Birlikte çözeriz. Çözebiliriz. Diye düşünüyorum. Evet. Evet sayın seyirciler, bir 45 dakika özel gündem programıyla sonundayız. Bugün görme engelli Hikmet Yunus abimizi aldık. Problemlerini konuştuk, sorunları konuştuk. Biraz sevindik, biraz çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. İnşallah bu üzüldüğümüz noktalarda başkanlarımız, kurum amirlerimiz buna bir el atar. İnsanlarımızı çözeceğimize inanıyoruz. Üzücü durumlardan kurtarır. Doğuş TV olarak tarafsız insanlara ileti verme adına, katkı sağlam adına her zaman kapı açık. Yeter ki insanımızı ilgilendirsin, memleketimizi ilgilendirsin. Bununla ilgili her konularda Doğuş TV Sayın Mehmet Garip Siper kapılarını açmıştır. Biz de burada o konuları dile getirmeye çalışırız ve topluma faydalı olma adına. Hatay'ımız gerçekten çok geri kaldı. El ele verip artık bu geri kalmışlığı bitsin. Yeter artık. Hatay dünyanın en güzel şehri. Doğuş TV kanalı aracılığıyla ben alfabasın.com olarak, Süleyman Şanlı olarak, gerçekten Hatay dünyanın en güzel şehri, buna inancım tam. 5 yıl güzel bir hizmet etsek, koltuk sevdası olmasak, her şeyi hakkıyla yapsak Hatay dünyanın en güzel şehri olur. Ve bu en güzel şehrinin olmasında bu halkımıza yansır, halkımız refaha ulaşır, huzura ulaşır, mutlu olur ve bizler de mutlu oluruz basın mensupları olarak. Çünkü güzellik bizim özümüzdür, bunu yayalım. Pozitif enerjiyle, güler yüzlü olarak, art niyet olmadan, gerçekten insanlara katkı sağlaması gerek, birbirine köstek olmaması gerekiyor. Ben bu duygularla sizin bütün izleyicilerimize, sonradan dinleyenlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum.